Merhabalar sevgili silah severler. Bugün sizlere daha önceden tanıtmış olduğum bir tabancanın kompakt boyunu tanıtacağım. Sarsılmaz Armalite AR-24'ün kompakti. Şimdi daha önceden bununla ilgili videoyu umarım ki izlediniz ama izlememişseniz de buna mutlaka bağlayacağım o videoyu. İkisi birbirini takip eder şekilde izlenilebilecek. Evet, Sarsılmaz'ın geleneksel mavi kutusunu açıyoruz. İçinden bir tabanca çıkıyor. Ne çıkacak tabii, başka bir şey, kuş çıkacak hali yok tabii ki. Öncelikle güvenlik kontrollerimizi yapmadan hiçbir şekilde başlamıyoruz. Önce besmele, sonra güvenlik kontrolü. Evet, tabanca boş, atım yatağı boş. Zaten Ali kardeşim sağ olsun bu imkanı bana sağladı. Dün almış makine kimyadan tabancayı. Daha fabrikadaki test atışlarının haricinde atış da yapılmamış. Beraberce yapacağız inşallah test atışlarını. Hiç atış yapılmamış pırıl pırıl bir tabanca. Kutusundan yeni çıkartıyoruz. Evet, bu tabanca AR-24'ün kısa versiyonu. Namlu da herhalde bir 2 santim, boyda da bir 2 santim, yükseklikte de bir 2 santim fark olduğunu zannediyorum. Tam olarak teknik detayları elimin altında yok. Ama farkı, tam boy olanın şarjörü 15 mermi kapasiteli, bunun 13 mermi kapasiteli. Yani gizli taşımak için iyi bir boy. Benim tabancamda 14 mermi kapasitelidir şarjörü. Bunun 13. Dolayısıyla şarjör tabanlığı küçük parmağı korumak için faydalı oluyor burada. Evet, 10 santim namlusu var. Bu kompaktlar genellikle 10 santim namlusu olan tabancalar. CZ disiplininde yapılmış bir tabanca. Yani sürgü gövdenin içinde çalışıyor. Bu tabii ne veriyor bize? Bir kere stabilite veriyor. Tabancanın titreşimsiz düzgün çalışmasını sağlıyor. Ve atış hassasiyeti veriyor. Onun haricinde benim test ettiğim de öyleydi. Oldukça sıkı toleransları tekrar bir kontrol edelim. Oldukça sıkı toleransları olan bir tabanca. Gerek sürgüde, gerek kilitte, gerek namlu ucunda oldukça sıkı toleransları olan bir tabanca. Bu bize ne veriyor? Bu bize atış hassasiyeti veriyor. Her ne kadar bu tabanca bir poligon tabancası olmasa dahi düzgün atmasını istemez miyiz? Değil mi? İsteriz. Göreceğiz şimdi ne kadar düzgün atacağını. Ben de bir tabancadığımı marifet, hep beraber bunu birazdan izleyeceğiz inşallah. Evet, düzgün atmasını isteriz. Zaten bu düzgün atacağını garanti etmek için de ayarlı bir gez koymuşlar tabancanın üstüne. Tam boyunda da, küçük boyunda da ayarlı gez var. Gez hem yatay hem düşey yönde ayarlanabiliyor. Sordum, niye yani ayarlı koyuyorsunuz? Ne gerek var yani bu kadar maliyeti arttırmaya ne gerek var? Bir ayarlı gezle sabit gezin arasında bayağı fiyat farkı var. Bir puanlama sistemi varmış bir Amerikalıların. Onun için bazı şeyler, unsurları koymak zorunda kalıyorlarmış. O puanlama, yani ithalat için, Amerikalıların ithalat yapması için, bir silahı ithal edebilmeleri için belirli bir puanlama sistemi varmış. Tam puanların ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası ama bu ayarlı gezde o puanda yer alan bir şeymiş. Evet, gördüğünüz gibi beyaz nokta. İki tane, üçüncü beyaz noktada. Arpacıkta, kombat atışta son derece güzel resim veren, sight picture dedikleri Amerikalı resim veren bir gez arpacık sistemi var. Daha önce de belirttiğim gibi bu tabancanın üst yapısı P210 zigzaverlere çok benziyor. Şu yuvarlaklık, buradaki platform ve kesit sanki bir P210 varmış gibi elinizde hissediyorsunuz. Her ne kadar bu tabanca çift hareketli ise dahi o hissi veriyor. Gerek kızak yapısı gerek sürgü üst yapısı olarak. Çift hareketli derken tekrarlayalım, bu tabanca hem tek hareketli, yani soruyorlar bazen ne demek tek hareketli diye. Yani tek hareketli, horoz korulduğu zaman tetiği çekerseniz, ki güvenli bir doğrultuda olduğunu görüyoruz namlunun, boş olsa dahi tekrardan bir kontrol edelim. Silah boş ve güvenli doğrultuda. Tek hareketli, yani sadece tetiğin çekilmesinde horoz düşüyor. Çift harekette ise tetik horozu kaldırıyor birinci harekette, ikinci harekette düşürüyor. Yani tek hareketli ile çift hareketli arasındaki fark bu. Yani bu tabancada ne veriyor bize tek hareket, çift hareket? Eğer tabanca
kurulduysa, atım yatağında mermi varsa ki şimdi yok, emniyeti kapatıp, bir tarafta bir emniyet var, kurulu kilitli taşımak imkanınız var. Amerikalılar bunu çok seviyorlar. Kurulu kilitli taşıyorsunuz, atım yatağı dolu. Emniyeti indirip tetiğe göçtüğünüz zaman tabancayı patlatmak imkanınız var. Yani birinci hareketli de tek hareketli, daha sonraki atışlarda da birinci atışta da tek hareketli, daha sonraki atışlarda da tek hareketli kullanmak imkanınız var. Yok istemiyorsanız tek hareket, çift hareketli olarak bir şekilde atım yatağı doluyken horozu düşürdükten sonra, ki bu tabancada emniyetli horoz düşürme mekanizması yok. Yani decocker tabir edilen mekanizma yok. Onun için atım yatağı doluysa çok dikkatli olarak horozu düşürmek lazım. Bu konuda bir silahlarda emniyet sistemleri diye bir video yapmıştım. Detaylı olarak nasıl düşürülmesini gerektiğini söylemiştim. Ama tekrarlayayım. Doğrultu yine güvenli bir taraf. Arkasından eminiz. Atım yatağı dolu. Horozun kesinlikle düşmeyeceği gibi elimizi ön tarafa koyuyoruz. Tetiğe dokunuyoruz. Tık kurtulduğunu hissediyoruz. Parmağımız tetikten çıkıyor. Tetik korkuluğundan çıkıyor. Yavaş yavaş horozu bırakıyoruz. Horoz zaten o zaman zaten kendiliğinden birinci emniyet kertiğine kadar gidiyor. Daha fazla gitmiyor. Tetiği bıraktığımız için. Bu bize ne veriyor? Bir emniyet tabii. Yani üzerine vurulsa da çarpılsa da tabanca patlamaz. Keza tam düşük dahi olsa yine patlamaz. Çünkü tam bir iğne emniyet, blok emniyeti var. Sökünce hep beraber onu görürüz. Evet, arpacık ve gez, kırlangıç kuyruğu yataklarda sabitlenmiş. Oldukça ergonomik emniyet ve sürgü düşürme mandalı elimizin altında. Şöyle emniyet tabii kilitli olduğu için sürgüyü geriye getiremedim. Evet. Baş parmağımla, ki benim elim küçük, sürgüyü de geriye düşürmek imkanına sahip oldum. Evet, yuvarlak kavisli bir tetik. Hem tek hareket hem çift hareket kullanmaya uygun. Söylediğim gibi kompakt bir tabanca ama kabzası birazcık tombulcana. Yani bu benim pek fazla tutmadığım bir şey. Çünkü ben küçük elliyim. Yani bana uygun değil, başkalarına uygun değil demek istemiyorum. Şurada bir tombulluk var. Bu tombulluk benim tam kavramama mani olabilir biraz. Ama kabza mahmuzunun altındaki oyuk yüksek tutarak o dezavantajı avantaj haline getirebiliyor. Oldukça pozitif tutup yüksek atış yapmak imkanı var. Yani yüksek atış yapmak imkanı ne demek? Elinizi yüksek tutarak atış aksını elinize yaklaştırmak imkanınız var. Evet, tekrardan bir kurup bakalım. Arkasında ve önünde piramit kesitli tırtıllar var. Son derece pozitif, ele güzel gelen tırtıllar var. Bu tabancanın gövdesi ve sürgüsü ve de namlusu hepsi dövme çelik. Yani alüminyum gövdeli değil. Biraz ağır, herhalde 900 gramlar mertebesinde olduğunu zannediyorum boş şarjörle bunun. Tam boyu 1100 gramlar mertebesindeydi yanlış anımsamıyorsam. Bu da ona yakın bir şey olacak. Bu tarzda sürgü gövdenin içinde giden, yani CZ ve benzeri tabancaların bir dezavantajı vardır. Sürgü üstü sığ olduğu için kurma kertiklerini tutmak için çok fazla bir yer kalmaz. Bu dezavantaj bu tabancada kaldırılmış, yükseltilmiş, aynen söylediğim şey gibi, Sigsauer P210 gibi gayet güzel pozitif bir şekilde kurma kertiklerini tutup silahı kurmak imkanına sahip olabiliyorsunuz rahatlıkla. Hiçbir şey yok. Zorluk yok. İster böyle kurun, ister böyle kurun, ister böyle kurun. Son derece rahat kurulabiliyor tabancanın sürgüsü. Manipüle edilebiliyor. Evet, söküp içine bakalım. Sökmek için malum tekrardan içini kontrol ediyoruz atım yatağının boş olduğunu. Şurada iki tane küçük noktacık var. Çizgi. Aralarında 1,5-2 milimetre 2,5 milimetre bir şey var. Çizgi değil de nokta var. Şöyle yakından bakarsak görmek imkanına sahip oluruz. Bu ikisi aynı hizaya gelecek. Ve arkadan sürgü salma manivelasına bastıracağız. Tabanca yeni olduğu için buna parmağımla bastırmak pek biraz zor.
Bunun için şarjörü kullanıyorum genellikle. Zaten içinde bir yay var. Yay buradaki sekura geçiyor. Kendisinden düşmemesini sağlıyor. Sürgü salmama nivelasının. Onun için biraz zorlamak lazım. Evet. İç yapısıyla sarsılmasın diğer tabancalarının, diğer çelik ve alüminyum gövdeki tabancalarıyla ST10 hariç benzerlik içeriyor. Yani mekanizma tamamen aynı diyebilirim. İç mekanizması. Güzel işçilik gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Takım izi göremiyorum. Zaten tüp tabancaları genelde bitiş işçiliği, finishing açısından birçok yabancı tabancadan daha iyi. Metalürjik olarak bunu söylemek imkanına sahip değilim o kadar ama işçilik olarak, bitiş işçiliği olarak birçok yabancı tabancalardan Türk tabancaları işçilik olarak daha iyi diyebilirim. Çünkü çok bildiğimiz yabancı markalarda zımpara gibi, E gibi bitiş izlerini görebiliyoruz. Evet, çift taraflı, çift tarafa sarmal iki tane iç içe yay görüyoruz. Bu yayların kısa namluluğu ve kısa geri getirme milli tabancalarda aslında bir zorunluluk böyle olması. Namlu çift takozlu, bazen tek takoz olur şeylerde, kompakt tabancalarda. Burada çift kilit takozu var. Bu kilit takozların karşılıkları sürgünün içinde. Evet, oldukça da iyi bir işçilik gözlemliyorum. Yani bu şarjördeki dolu mermiye sürünen atış sırasında ve yeni mermiyi süren kısım oldukça parlak, pırıl pırıl bir işçiliğe sahip. Biraz evvel sizlere söylediğim iğne blok emniyeti de şu. Şurada gördüğümüz yuvarlak parça. Yarısı parlak, yarısı diğer kısımda kalmış. Ona tabancanın tetiği tam çekilip de parça yukarıya kadar çıkmadan ulaşamıyor. Ulaşıp ileriye yetecek ki iğnenin yolunu açsın. Evet, bu kadar. Gördüğünüz gibi oldukça güzel işçiliği olan da bir sürgüye sahip. Şimdi tekrardan aynı yöntemle toplayalım. Ucunda bir küçük çıkıntı var. Bu ucundaki küçük çıkıntının kilit bademinin altındaki yere geçmesi lazım ki evet, tabancanın takılmasında bir zorluk yaşamayalım. Umarım ki olmuştur. Takarken dikkat ediyorum. Parmağımla ilk şeyi veriyorum. Yeni tabanca çizmeyelim. Yazıktır, günahtır. Eski olsa da çizmemiz lazım. Evet, yayı yerine takmayı becermişiz. Şimdi tekrardan sürgü salma manivelasını yerine yerleştiriyorum. Bir küçük nazik davranışla tamamen yerine geldi. Evet. Emniyetini kontrol edelim. Tetiğini kontrol edelim. Reset mesafesini kontrol edelim. Reset mesafesi biraz uzun geldi bana. Herhalde yarım santim civarında, 5 milim civarında ama olacak. Yani poligon tabancası değil, neticede bir savunma tabancası. Şunu da belirteyim. 2'de 1'de parmağım oraya gidiyor, baş parmağım oraya gidiyor. Şöyle geriye kuralım, güvenli olsun. Kabze kapaklarının üstlerinde böyle Amerikalıların thumb rest dedikleri baş parmak dinlendirecek yerler var. Atış sırasında baş parmağınızı oraya koyarak rahat moment alabiliyorsunuz. Hem şahlanmaya mani oluyor, hem tabancayı rahat kavrayabiliyorsunuz. Niye İngilizcelerinde söylüyorum? Türkçe'de çünkü bu terimler tam oturmuş değil. Onun için yani lütfen ukalalık olarak kabul etmeyin. Oradaki terimleri zaman zaman Türkçe'ye çeviriyoruz. Epey de bir çalışma yaptık bu konuda. Evet, şarjörleri de gördük. İki şarjörüyle çıkıyor. Tabanca bu kadar.
Bakalım atışta ne performans göstereceğim. Çünkü benim bileğim malum 1-2 aydır biraz sorunlu. İnşallah sorun olmadan atış yapabiliriz. Evet, beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim. Evet, sarsılmaz AR24K. Şarjörde 5 tane mermi var. Diğer şarjörde bir 5 mermi daha var. Şimdi teker teker hedefe yerleştirmeye çalışacağız. Oldukça hızlı attım. Burada da görünüyor. Biraz üst olmakla beraber iyi bir grupman hızlı atış için. Şimdi biraz daha alt tutarak 5 tane daha atacağım. Kompakt bir tabanca olmakla beraber sarsmıyor, tepmiyor, şahlanmıyor. Son derece güzel ve yumuşak atışı olan bir tabanca.